Nedim Şener Utanmazca bir açılım senaryosu Selahattin Demirtaş cezaevindeki zamanını PKK'lı teröristleri üstü kapalı öven berbat hikaye kitapları yazarak geçiriyordu. Şimdilerde senaryosunun yazımına katkıda bulunduğu sahte demokrasi tiyatrosunda rol alarak zamanını harcıyor. 2015'te olduğu gibi yine aklından Türkiye Partisi olmak, Türkiye açılımı yapmak gibi sahte demokrat hikayeleri uyduruyor. Birilerinin edebiyat şaheseri yaratmaya çalıştığı kitapları gibi son senaryosu da berbat. Berbatlığı dil değil, içeriğin samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğünden geliyor. T24 isimli internet sitesine yaptığı açıklamadaki şu sözleri başka türlü açıklanamaz. HDP PKK'nın uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir. PKK ile bir bağ yoktur. Kendisinin yalan olduğunu bildiği, HDP'lilerin bile inanmadığı bu sözleri utanmadan nasıl söyleyebiliyor anlamıyorum. Siyaset adına böyle bir yalanı söyleyen ucuz kişilik, çıkarı için her şeyi yapar. PKK'ya terör örgütü diyemez. Demirtaş bir cesaret gösterip, evet PKK ile bugüne kadar bir ilişkimiz, irtibatımız oldu ama bugünden itibaren PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor ve tüm ilişkimizi sonlandırıyoruz. Ayrıca PKK terör örgütüne karşı da hukuk içinde mücadelenin yanında olacağız demedikten sonra söyledikleri berbat bir senaryonun parçası olmaktan öteye geçemez. Peki bunları neden yapıyor? Altılı masa için olmazsa olmaz koşul. PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin desteği. Ama PKK ile ilişkisi masada tartışmalara yol açıyor. O yüzden bir plan devreye sokuldu. Plan CHP ile Ahmet Türk, HDP ve Demirtaş'ın aralarında yaptıkları iş bölümü çerçevesinde yürüyor. Altılı masadaki partilerin tabanlarındaki itirazları da yumuşatacak bir strateji ortaya kondu. Demirtaş'tan ve HDP'den PKK ile aralarında ilişki olmadığına dair açıklamalar istendi. Bunun karşılığında altılı masa HDP'lilerin isteği, Kürt açılımını, HDP'liler de Türkiye açılımını yapacaklar. Altılı masayı yumuşatma işi de CHP'de. Kürt açılımı yakında. Formülü PKK HDP'li Selahattin Demirtaş daha önce şöyle ifade etti. Eğer diğer muhalefetten Kürt açılımı bekliyorsak, biz de HDP olarak Türkiye açılımı yapmak zorundayız. PKK HDP'nin Türkiye açılımı, PKK ile ilişkisinin olmadığını söylemesi hatta terör örgütüne silah bırakması yönündeki çağrıdan oluşuyor. Bir süre sonra altılı masanın Kürt açılımını duyacağız sanırım. Bazı maddelerini daha önceki yazılarımda yazmıştım. PKK'ya yardım yataklık ettiği için kayyum atanan belediye yönetimlerinin geri iadesi, bir daha kayyum atanmasına imkan vermeyecek yasal düzenleme, PKK ile ilişkisinden dolayı KHK ile kamudan çıkarılanların geri iadesi ve PKK ile başına yeniden yargılama yolu açmak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma açıklaması. İki eş başkan, iki eş yalancı. HDP eş başkanı Mithat Sancar'ın bizim başka bir örgüt, PKK ile bir bağımız yok. Bunu defalarca söyledik açıklamasından sonra. Demirtaş'ın HDP PKK'nın uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir. PKK ile bir bağ yoktur. Bunu Türkiye kamuoyuna anlatabilmemiz gerekir. Demokratik siyaset yürüten bir partinin silahlı bir örgütle bağ olamaz sözleri işte bu planın bir parçası. Demirtaş kendince önemli şeyler söylüyormuş gibi yapıyor. Biletleri bedava diye böylesine berbat bir tiyatroyu seyredecek değiliz. Merak ettiğim altılı masa ve seçmenleriyle bir plan yapıyorsunuz. Fakat bu kadar kötü, bu kadar acemice, bu kadar gülünç, bu kadar utanmazca kimin aklına geldi acaba? Bırakın başkalarını karşımıza çıkan ilk HDP seçmenine soralım bakalım. Ne Mithat Sancar'ın ne de Demirtaş'ın söylediği yalanlara inanıyor mu? HDP milletvekili, PKK'yı kuranlar seçmenlerimizin çocukları. Bir insan eli silahlı, PKK'lı alçak bir terörist olabilir. Ama ne olursa olsun Demirtaş gibi utanmaz bir siyasetçi olamaz. HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun HDP terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymalı taleplerine verdiği şu yanıt çok şeyi anlatıyor. ''Bir annenin, bir babanın çocuğuyla arasına mesafeyi nasıl koyarız biz? PKK uzaydan gelen insanlar tarafından oluşturulmuş bir yapı değil. Buralı insanlar, çoğu bizim seçmenlerimizin çocukları. Aranıza mesafe koyun. Ya yani neyin arasına mesafe koyacağız? Bir annenin, bir babanın çocuğuyla arasına mesafeyi nasıl koyarız biz?'' Katırcıoğlu'nun sözleri HDP'nin PKK'nın siyasi kolu olmaktan çok PKK'yı HDP seçmenlerinin çocuklarının kurduğunu ifade ediyor. Aralarındaki ilişkiyi de anne baba ve çocuk arasındaki ilişkiye benzetiyor. Demirtaş'ın PKK güzellemeleri. Asıl önemlisi şu. Bizzat Demirtaş'ın şu açıklamaları hala hafızalarda. Buna alışsanız iyi olur. Çünkü biz daha Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz. Bizim bir milletvekilimiz bir PKK'lının cenazesine katılıyor diye linç edilebiliyor medyada. Ben şunu çok açık söyleyeyim. Halkımızın acısına sahip çıkmayan bir milletvekiliyle ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği. Bizim önümüzdeki müzakere sürecinin en önemli başarısı Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak görüyoruz. 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. HDP'nin başarısı Sayın Öcalan'ın kendini adadığı 20 yıllık projesidir. PKK terörist, siyasi kolu HDP'liler yalancı bunu biliyoruz. İşin kötüsü muhalefetin sadece o yoruna bunların oyununa alet olması. Ama bu milletin ülkeyi felaketin eşiğine götüren bir açılı macerasına izin vermeyeceğini görecekler. Nedim Şener Mahmut Övür İyi Parti'nin anket mühendisliği Bugünlerde altılı masa içinde Meral Akşener'in öne çıktığı, başbakanlık değil cumhurbaşkanı adaylığı istediği daha çok yazılmaya, konuşulmaya başlandı. Aylar önce işin buraya geleceğini, altılı masada sürpriz adayın Akşener olacağını yazmıştım. Son dönemde İmamoğlu'nun irtifa kaybetmesi de bu ihtimali güçlendirdi. Bu tablo aynı zamanda İyi Parti ikinci parti yapma projesiyle de örtüşüyor. Formülde belli. Güçlendirilmiş İyi Parti, zayıflatılmış CHP ve kullanışlı HDP. Ancak işleri hiç kolay değil. Zira ne Kılıçdaroğlu geldiği bu noktadan geri adım atacak gibi görünüyor, baksanıza gündemde kalmak için her şeyi yapıyor, ne de İmamoğlu henüz o makamdan vazgeçmiş değil. Altılı masa cadı kazanı gibi. Akşener ve İyi Parti'nin üst kadroları da bu bize yeni bir fırsat sunuyor diyerek her yolu mübah görüyor. En büyük silahları da anket firmaları. Bu konuda İyi Parti yönetimi de müthiş başarılı. Şimdi değil, daha ilk girecekleri 2018 seçimlerine giderken bile Gezici sonar, arada bir görünen PR veya hala var mı yok mu belli olmayan Mediar gibi anket firmaları İYİ Parti'yi %14 ile 24 arasında gösterdi. Ama hiçbiri de seçim sonrası biz yanıldık, özür dileriz demedi. Bugün de aynı anket firmaları aynı şeyi yapmaya devam ediyor. İlk işaret fişeğini Eylül 2021 tarihinde Konda ateşledi. İyi Parti'nin oyunu %19.3 açıkladı. Mesele o algının kafalara yerleşmesi ve İyi Parti'nin siyaset, akademi ve iş dünyası nezdinden parlatılmasıydı. Akşener de bu parlatmadan memnundu ki meydanlarda %20'leri açtık diye bas bas bağırdı. Hem Akşener'in hem de İyi Parti'nin 2018 oyunu doğruya en yakın tahmin eden Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir bugün açık açık İyi Parti adını vererek şöyle diyor. Ben hep diyorum. İyi Parti için birileri anket servis ediyor diye. 2018'de de %22, %18, %16 gibi rakamlar servis edenler vardı. Ne oldu? %9.8 oy aldı. CHP olmasaydı baraj altı kalıyordu. Verileri istediği gibi eğip büken anket şirketleriyle bazı partiler arasında büyük para akışından da söz ediliyor. İşini doğru düzgün yapan anket şirketlerini rahatsız eden bu duruma çeki düzen verilir mi bilemem. Ama şunu biliyorum. Nasıl siyaset mühendisliği toplumu kucaklamaya yetmiyorsa, anket mühendisliği de sandıkta yaşanacak depremi engellemeye yetmez. Muhalefetin utanç verici 15 Temmuz sessizliği. 15 Temmuz'un üzerinden 6 yılı geçti. Türkiye arkasında ABD ve Avrupa Birliği'nin olduğu FETÖ darbe ve işgal girişimine karşı akıl almaz bir mücadele yürüttü ve büyük oranda da başarılı oldu. Ama ne yazık ki bu mücadeleye başta CHP ve İyi Parti olmak üzere muhalefet hiç destek vermedi. Önceki akşam çok sayıda şehit yakını, bizzat darbeyi durduran, ölümden dönen gaziler farklı farklı televizyonlarda o geceyi anlattı. Hiçbiri de pişman değildi. Ama bir şeyi çok üzülüyorlardı. Muhalefet partilerinin ilgisizliğine. Bugüne kadar hiçbir muhalefet partisi kapılarını çalmamış. İnanılır gibi değil. Karşılarında ilk kez kanlı bir darbeyi çıplak elleriyle durduran bir halk var ve onların oyuna talip olan muhalefet onları hiç görmüyor. Hatta görmek bile istemiyor. Tablo utanç verici ama halk her şeyin farkında. Optimar'ın son 15 Temmuz anketinde bunu görmek mümkün. 15 Temmuz darbe kalkışmasında en etkin mücadeleyi kim veya kimler verdi sorusuna verilen cevapta bunu gösteriyor. İlk sırada %22 ile Başkan Erdoğan var. Sondan ikinci sırada ise %4.5 ile muhalefet Mahmut Öğür.